sırada Melike Çetin var. Kırmızı kişi gizli numaralardan gelen çağrıları kabul etmemektedir. Banu Sezgin. Alo. Banu Sezgin'le mi görüşüyorum? Evet. Ben Vodazone'dan arıyorum. Justin Bieber konserine 2 kişilik bilet kazandınız. Yalnız yani konser yok ki. Justin Bieber konseri 2016 yılında Justin Bieber konseri var ve siz ona en önden 2 kişilik bilet kazandınız. Nasıl ya? Nasıl? Değil ya. Öf. Ay ben kıyamam sana ya. Ay üzüldüm bak gördüm. Sebi ile ben. Sebi bebi. Ay inanmıyorum. Ay sen çok kötü oldun. Bak ama Justin Bieber'dan daha çok sanki sevindin. Ya şey yaptım. Şey. Ay inanmıyorum şu an. Çok şey oldum. Çok oldum. Ay canım benim. Sen çok mu seviyorsun beni, bu kadar heyecanlandın? Canım çok teşekkür ediyorum izlediğin için. Kaç yaşındasın Banucuğum? İşte ben 15'ime gireceğim. Maşallah. Sesin daha küçük geliyor. Aa. Evet. Bilmiyorum yani. Hani hep dışarıdan da daha küçük gözüktüğümü söylüyorlar zaten. Öyle mi? Evet. Sesin gibi kendin de küçük gözüküyorsun yani. Banucuğum İstanbul'da nerede oturuyorsun? Ben Kocaeli'de oturuyorum. Kocaeli'nde oturuyorsun. Çok güzel. Bana söylemek istediğin bir şey var mı Banucuğum? Yani buraya gelirseniz çok iyi olur. Canım benim ya. Çok tatlısın. Gerçekten çok tatlısın. Seni çok öpüyorum. İnşallah Kocaeli'ne. Yani zaten biliyorsun tanışma eventleri bir türlü düzenleyemedim. İstediğim gibi bir şeyi yapamadım. Bari dedim telefonla böyle sizlerle birlikte olayım. Kocaeli'ne de gelirsem mutlaka zaten bunu duyururum. Böyle bir event düzenlersem, tanışma etkinliği gibi bir şey. O zaman da yüz yüze görüşmüş oluruz inşallah. İnşallah. Seni çok öpüyorum o zaman. Bunu haftaya, önümüzdeki hafta izleyebilirsin. Hoşça kal Banucuğum. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Canım Banucuğum nasıl heyecanlandı. Canım benim çok tatlısın Banucuğum. Kusura bakma. Yani böyle telefon şakalarını ben de hiç sevmiyorum ama böyle elimde değil. Dürtüyor bir şeyler. Buse Kılıç. Meşgul verdi Buse. O yüzden. Derya Çam. Fotoğraftan çok minik gözüküyor Derya. Derya Çam. Evet. Telefon kendiliğinden kapandı. Ben Noa'ya basamadan. Modan Kara. Alo. Alo, Hülya ile mi görüşüyorum? Aa, Sibel'e. Benim, merhaba. Ne haber? Ay şu anda nefes alamıyorum galiba. Şaka yapıyorsun. Doğru söyle, gizli numara yazısını görünce hemen aklına geldi mi? Ay inan tahmin ettim ama acaba mı diye sordum kendime bir an böyle. Böyle inanamadım ama yine de. Ay canım. Ay bunun sözü öncelikle. İyiyim. Kaç kişi oldu? Evet, 7. kişi sensin. Evet. Senin... Yalnızlık gibi miyim? Vallahi hiç tahmin etmiyordum bu kadar çok talep olacağını. İçlerinden zaten en iyi tanıdığım isim sensin Modan Kara. Çok bildiğim bir isim olduğu için hemen tanıdım görü görmez ve ilk defa hani çektiğim isimler içerisinde sürekli takip eden ve yorum yazan birisini gördüm. Nasılsın? Ben iyiyim şu anda. Hakikaten çok mutluyum. Bugün benim şanslı günümmüş. Halbuki ben kıyaslar başlamıştım.
Yok yok, bu tamamen şans gerçekten de. Seninle konuştuğum için, telefonla da konuştuğum için ben de çok mutluyum. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Yani hakikaten iyi ki video yapıyorsun. İnşallah yani böyle hani ömrümün yettiğinde senin videolarını izleyerek devam etmek istiyorum. Çünkü hakikaten zevk alıyorum. Dürüstçe yaptığım için öncelikle ilgimi çekti zaten başlangıçta. Çok dürüst yaklaşıyorsun. Şımarıklık yapanlar çok fazla var. Onlardan haz etmiyorum açıkçası. Ve makyajda da çok ilgiliyim, yakından ilgiliyim ama çok fazla hani, öne çıkardığım bir yanım değil. Ama seni izlemek büyük keyif veriyor bana. Böyle açıyorum, böyle ikinci defa falan izliyorum. Böyle uyurken falan böyle senin sesinle uyuyorum böyle. Ay Hülya'cığım, o kadar mutluyum. Gerçekten çok 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 mutluyum. Önümüzdeki hafta bunları yayınlayacağım. Sen de önümüzdeki hafta konuşmamızı dinleyebilirsin YouTube'dan. Bu kadar güzel şeyler duymak beni daha da fazla teşvik ediyor tabii ki. Gerçekten çok ben asıl heyecanlandım şu anda. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Çok güzel şeyler söyledin, hakikaten öyle. Gerçekten öyle ama şimdi hani işin profesyonellik boyutunu düşünüp hani sen de hakikaten işinde sen profesyonelsin ama bunu profesyonel bir TV yıldızına dönüştürüp kaprisler ya da şımarıklıklar hiçbir şekilde görmüyorum videolarında. Ya da birilerinin sırf ürünlerini tanıtmak için çıkmıyorsun ya da sana gönderdiler diye onları her yönüyle övmüyorsun. Bayıldım, bittim, herkes kulağı diye hiç duymadım şimdiye kadar. Oturup böyle bayağı bildiğin kendini delik gibi kullanıp kobanya yapıp her türlü testten geçirip bizi böyle sunuyorsun. Yani hakikaten bizi bu kadar düşünürken sen seni bırakmak mümkün değil yani. Canım Hülya'cığım, ben artık böyle eridim resmen dondurma gibi burada utançtan. Hakikaten çok seviyorum. İnşallah da hep devam edebilirsin. Televizyonda görüyorduk seni. Çok sevinmiştim. Kısa sürdü ama ben geleceğinin olduğunu düşünüyorum. Onlar kaybeder yoksa. Sürprizler olabilir ama bu işler biraz ben içinde olduğum için çok yani çok iyi bildiğim şeyler. 1 milyon tane proje başlıyor. Kimi tutuyor, kimi tutmuyor. İşte son dakika sözleşmeler yapılıyor. Formatlar değişiyor. Programın yayın akışı değişiyor. Her şey değişebiliyor. Zaten o Türkmax programı biraz şeydi. Kısa süreli bir programdı. Yani hani işte 7-8 dakikalık bir programdı ama kanal format değiştirdi. Onun dışında zaten bir yerle anlaşma yapmamıştım. Sadece konuk olarak birkaç kere çıktım. Ama bir takım projeler var. Ben gerçekleşmeden söylemek, bildirmek istemiyorum. İnşallah hayırlısı neyse o olsun. Ekran önünde olmak hiç önemli değil. Çünkü ben zaten ekran önündeyim. Sizlerin önündeyim. Evet. Kendi istediğim şekilde istediğim şeyi yapıyorum. O yüzden oradan sadece daha fazla insana ulaşmak var. Olursa olur, olmazsa işte dediğim gibi kısmet. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler söylediğin, çok gerçekten beni çok mutlu ettin. Seni çok öpüyorum o zaman. Beni takip ettiğin için de tekrar teşekkür ederim. Ben de çok öpüyorum. Takip etmeye devam edeceğim tabii ki. Çünkü işten çıkışta direkt ilk yaptığım şey senin yeni videon var mı diye kontrol etmek oluyor. Çok sevindim. Çok teşekkür ediyorum Hülya'cığım. Seninle telefonla tanıştığımız için. Hoşça kal. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hülya gerçekten beni çok utandırdı. Şimdi benim çok eski bir takipçim. Hava bayağı kararıyor. Ben sürekli ışığı açıp açıp duruyorum. Yeni bir numara Mavi Su Zülfikar oldu. Seni çok öpüyorum ve selamlar gönderiyorum. Telefon numaranı yazmadığın için arayamıyorum. Boş bir mail gelmiş. Telefon görüşmesi için başvur demiş sadece. Sıradaki. Duygu Ulus. Duygu'yu arıyorum. Alo. Duygu Ulus. Efendim? Sebi Bebi ben. Aa, merhaba. Merhaba, müsait miydin Duygu? Evet, müsaitim. Çok mutlu oldum. Çok üzüldüm.
Sürpriz. Ne diyeceğimi bilemedim. Ben de ne diyeceğimi bilemedim Duygucuğum. Nerede oturuyorsun? Nerede yaşıyorsun? Silivri'de. Silivri'desin. Silivri'de yaşıyorum, evet. Nasıl, denize giriyor musun? Girmeye çalışıyorum ama gerçekten buranın denizi birazcık pis. O yüzden de sadece güneşlenmeyle yetiniyorum. Ya bize bir şey olmaz, biz Türk'üz deyip gireceksin. Biz ya, bizim burada kurbağalı dereden dolayı kolibasili oranı yelken kulübüne gidiyoruz biz İstanbul yelkeni. Orada böyle işte normalde 200 olması gerekirken 50 bin falan ve işte teyzeler giriyorlar, işte diyoruz ki niye hani giriyorsunuz falan. Ya bir şey olmaz, biz hep bunları duyuyoruz yıllarca, hiçbir şey olmaz, ağzımı kapayıp giriyorum diyorlar. Sen de ağzını kapa gir. Evet, mantıklı, bir şey olmaz ama senin demek değil mi? Biz Türk'üz, bize bir şey olmaz. Evet, biz Türk'üz, bize bir şey olmaz. Peki kaç yaşındasın Duygu? 24 yaşındayım. O ilk 10 şanslı kişi miydi? Ne? Neydi o? 10 kişi. 10 kişiden bir tanesi de sen çıktın. Duygucuğum, en çok hangi videoyu seviyorsun? Ya da en çok hangi tarz videoları seviyorsun? En çok hangi tarz videoları seviyorum? Böyle ürün tanıtımı videoları çok seviyorum. Değil mi? Yani takipçiler sanırım böyle alışveriş veya işte bir şeyler böyle kozmetik meraklısı oldukları için herhalde daha çok böyle anlatılan videoları daha çok seviyorlar diye tahmin ediyorum. Hep gelenler o yönde. Evet. Çünkü ona göre ürün alıyorum. Hı-hı. Ona göre beğeniyorum. O videoları daha çok seviyorum. Daha çok da görmek istiyorum. Peki. Bunu dikkate alacağım. Bana söylemek istediğin başka bir şey var mı Duygucuğum? Bu videoların devamı gelsin. Hatta her gün çekin. Her gün izleyin. Kız gel yardım et o zaman. Ederim, aşk olsun tabii ki. Dediğiniz zaman çekerim ben. Canım. İşim çok, bu. Çok teşekkür ederim. İşin ne o? Teşekkür ederim. Evet ben bir film yapım firmasında yönetmen yardımcılığı yapıyorum. Bak sen sektör, aynı sektörden çıktık. Hangi yapım şirketi bu? Çevre film yapım şirketi. Çevre film. Bak, İzmirli'de, evet. Ha, bak tanımıyorum ama uzakta olduğu için muhtemelen tanımıyorum. Muhtemelen. Ama, çok güzel. Ama tabii ki de ihtiyacınız olursa seve seve, ne demek. Bir sürü ortak arkadaşımız vardır, sana söyleyeyim. Muhtemelen. Kesin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum başvurduğun için. Seninle konuşmak da çok güzeldi Duygucuğum. Bunu haftaya izleyebilirsin. Önümüzdeki hafta koyacağım bir YouTube'a. Dinleyeceğim, sabırsızlıkla bekliyorum. Hoşça kal, seni çok öpüyorum. Bye bye. Ben çok öpüyorum. Bye bye. Duygu'yu da aradık. Sanırım son iki kişi kaldı. Tek tek izleyeceğim bunu çünkü saymayı unuttum. Hatırlamıyorum. Siyahın mavisi. Dündar Rüveyda. Rüveyda. İsmi hangisi? Onu bilemedim. Rüveyda olabilir. Bakalım. Efendim? Rüveyda Hanım mı? Evet, çeviri mi? Bir saniye. Evet, benim. Buyurun. Tahmin etmiştim, o yüzden açmıştım zaten. Şu an arkadaşlarla oturuyoruz desem bir şey ifade etti. İçime dolduracağım, siz ilk defa böyle bir şey aradım. Gerçekten mi? Gerçekten, inanın yani. Sen kaydediyorsunuz değil mi siz? Evet, kaydediyorsunuz. Evet, kaydediyorum. Ben söyleyeyim, kalıcı olsun. Sanat var, Celalettin var, Mali var, Utku var, Havva var. Bir de ben Rüveyda varım. Bayağı kalabalık bir grup. Haftaya izleyeceksiniz bunu. Aynen, eski ilgilerden ilkokul arkadaşlarımızla buluştuk. Konya'dayız bu arada. Ha öyle mi? Normalde Konya'da mı yaşıyorsun? Konya'da yaşıyorum, evet. Hepsine çok selam söyle. Hepsini çok öpüyorum. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Arkadaşlarım ne diyor oradan bakayım? Bir şeyler diyorlar. Arkadaşlarım beni dalga geçiyorlar. Konya'da yaşıyorum falan tekrar ediyorlar. Dalga geç. Gerçekten müthişsiniz. Yani hani sizi izliyorum. Hani gerçekten hani insan bir şeyler öğreniyor. Bir tane şu an işte tam üniversiteye geçme çağındayız. İhtiyacımız olan şeyleri size gerçekten doğru bir şekilde öğreniyoruz. Abartılı bir şekilde. Herkesin kendi yaşına uyması gerekenleri gösteriyorsunuz. O çok güzel bir şey. İnsanın doğasına uygun olması gerekiyor. Doğal olması gerekiyor. Siz de bunları veriyorsunuz. Beni susturmaya çalışıyorlar. Susturmayın. Susturmayın Rüveyda ya. Evet. Teşekkür ediyoruz. Biz buradan ben
teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel, ne kadar tatlı şeyler söyledin. Ne diyor, ne diyor? Oradan kimdi o? Hangisi konuşuyor? Burada valla hep konuşuyor. Ama tabii bilmiyorlar size ne yaptığını da anlamıyorlar. Hep sana garip garip bakıyorlar ama yıllar sonra hatırlayacağım. İnternetten makyaj uzmanı. Ama şaka girdiler. Dalga geçiyorlar seninle. Vers... Alo? Alo, buradayım, buradayım. Aha, arkadaşına verdin zannettim. Erkek sesi. Yok yok. Vermedim, yanımda var da. Onlara da çok selam söyle. Gerçekten hepsini. Onlar bilmiyorlar şimdi, seninle dalga geçiyorlar. Aynen. Aynen, bilmiyorlar. Ben 24 neredeyse internette olduğum için kanalını takip ettiğim için. Haftaya izlersiniz hep beraber. Çok öpüyorum. Arkadaşlarına tekrar selamlar. Size iyi eğlenceler çocuklar. Teşekkür ederim bize. Ben de sizi öpüyorum. Görüşmek hoşçakal. Üzere. Hoşçakal. Hoşçakal. Bay bay. Ayşe Öztürk. Hemen arıyorum. Alo. Alo, alo. Sebi Bebi ben. Ayşe sen misin? Evet. Oy, sen kaç yaşındasın? 12. 12 yaşındasın. Bak, beni arayanların hep sesi daha küçük geliyor. Ayşe, seni duyabilmemiz için birazcık daha yüksek sesle konuşabilir misin? Peki. Kapandı. Ayşe'yi bir daha arıyoruz. Ayşe meşgul verdi. Ne yapalım? Yenisini arayalım hemen. Ayşe meşgul verdi. O yüzden hemen son yedeyi arıyorum. Şu an bu bahsettiğim event'e gideceğim için üzerimi değiştirdim. Kamera şarj olurken makyajımı da birazcık gözlerimi temizleyip hemen üzerinden daha sade bir makyaj yaptım. Şimdi son kişiyi arayacağım. Alo. Büşra Hanım'la mı görüşüyorum? Evet. Sevgiyle ben. Duydum, çok sevindim. Biliyorum ki ben. Şu an ablam inanmıyor bana, mesaj atarken seni mi arayacak falan yapmıştı, inanmıyor. Gerçekten mi? Ablan kaç yaşında? Ablam 18 yaşında, üniversite yeni başladı. Sen kaç yaşındasın? Ben de 17 yaşındayım. Ha, iyi, sen de bayağı yetişkin, genç kız olmuşsun artık. Evet. Ama sesin çok küçük geliyor Büşra'cığım ya. Ablan da beni izliyor mu? Şu an ablam da seni duyuyor, izliyor. Biz kuzenlerimizle birlikte hep birlikte izliyoruz. Aa, ne güzel, çok sevindim. Kuzenlerin de size yakın mı oturuyor? Evet, hep birlikte izliyorsun zaten, hep birlikteyiz. Mesela sizin yeni videonuz çıksa biz hemen üçümüz birlikte böyle açıp izliyoruz falan. En sevdiğimiz siz. Benim Zeyle bayılıyor. Öyle mi? Evet. Biraz sesin uzaklaştı sanki. Daha yüksek sesle konuşur musun? Nerede oturuyorsun? Beyoğlu'nda oturuyoruz. Ha, İstanbul'da oturuyorsun. Evet. Çok güzel. En çok sevdiğin video peki hangisi? En çok sevdiğim video sanırım. Makyaj videoları hepsini izliyorum aslında. Saç videoları, makyaj videoları. Hepsini izliyorsun. Evet, mezuniyet videoları hepsini, mezuniyet makyajı işte ne olursa olsun zaten bütün videolarını izledim. Ne zamandır izliyorsun beni? Kıştan beri sanırım. Kuzenime ablam bir gün kalmaya gitmişti. Geldi, şey dedi, Sebi Bebi'nin bir saç videosu, pipetle sarma videosu var dedi, kuzenim yok. Ve o sürekli sizi izlediğini söyledi. Pipetle videoyu açtık, yaptık saçlarımı. Bir safhara kızı bir açtım. Saçlarım böyle çok kısa haldeydi, böyle bayağı kıvırcıklı falan. Annem de falan çok beğenmişti. Saçların normalde düz mü? Saçlarım normalde dümdüz. Düzleştirmesen bile dümdüz yani. Peki yani tuttun mu saçım? Çok merak ettim. Çok tuttu, böyle bir gün bir gün bekledim ben. Akşam çıkardım, sabah açtım. Bildiğim böyle doğal kıvırcık gibi tarafım bozulmamıştı. Çok sevindim canım. Bana söylemek istediğin başka bir şey var mı?
Başarınız, devamını dinliyoruz. Videolarınızın yenisini bekliyoruz. Büşra'cığım çok çok teşekkür ediyorum. Ablana da çok selam, kuzenlerine de çok selam. Onları da benim için çok öp. Zaten onlar da bu videoyu izliyorlar. Haftaya izliyor olacaklar. Şimdiden onları da ekrandan öpüyorum. Çok teşekkürler başvurduğun için. Hoşça kal. Gerçekten hiç de kolay değilmiş takipçilerle telefonda konuşmak. Onlar bu kadar güzel şeyler söylerken utanıyorum. Bunu eğer bu arama videolarını sevdiyseniz lütfen videonun altına yorum yazın ve de videoyu like edin. Ben de böylece beğendiğinizi anlayayım ki devamı da gelsin. Aslında çok iyi oldu. Benim için çok iyi oldu. Çünkü tanışma etkinliği düzenlemek istiyorum 2 yıldır. Fakat bir türlü organize edemedim. Bu konularda çok becerikli değilim maalesef. Bu da sizlerle tanışmak için bir fırsat olmuş oldu. Beni www.sevibebi.com'dan da takip etmeyi unutmayın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.